Peki bu videoda operasyon menüsüne giriş yapalım ve simetri komutuna bakalım. Simetri komutu nasıl çalışıyor? Sağ tarafta veya sol tarafta yaptığımız düzenlemelerin aktif olarak sağa veya sola ters istikamette yansımasına olanak sağlayan bir komut. Simetri komutuna tıkladıktan sonra bizden simetri plane yani düzlem veya yüzey seçmemizi istiyor. İkisinden birisini seçim önceliği bizde yüzey ve düzlemi seçip arada geçiş sağlıyorum. Ve buradan şu sertliği ayarlıyorum. Geçiş sertliğini buradan bırakabilirsiniz. Peki. Şimdi burada düzenlemeye kalktığımızda bize sağ taraftaki yüzeyden düzenleme olanağı yani ana yüzeyden düzenleme olanağı veriyor. Bunu nasıl kaldırabiliriz? Yani burayı yani hem buraya hem buraya tutup aynı anda scale yani affinity ile ölçek vermek istiyorum ama bunu nasıl yapabilirim? Sağ tıklıyorum subdivision simetriye buradan sağ tıklayıp convert into subdivision diyorum. Bunu gidiyorum. Ben bakıyorum. Gördüğünüz gibi artık seçmem mümkün. Şuradan gelip seçtim. Kenarları. Şöyle geldim seçtim. Affinity dedim ve buraya ölçek verdim. Ama subdivision simetride sadece buraya ölçek verebiliyorduk. Bu yerine göre size kolaylık sağlayan komutlar olabilir. Başka ne komutumuz var? Aynısından bir kopyalayabiliyoruz. Yine aynı. Subdivision simetri obje giden alt çift I ile tıkladığımızda aynısından bir kopyalıyoruz. Subdivision simetrinin aynısı. Evet, simetriyi gördük. Linki görelim. Bir komutuna bakalım. Nasıl bir kullanımı var. İzometrik görünüşe geçtim. Silindir alıyorum. Buradan bakıyorum. Ve Sketch Curve kreasyon menüsü altındaki Sketch Curve'e tıklayarak güzel bir eğri çizdim. Bu eğri de dikkat etmemiz gereken ne olabilir? Sağ tıkladığımızda buradan karakteristik özelliğini default value yaparak programın tanıdığı oranla yapmamız mümkün olabilir. Sağ tıkladık tekrar buradan manipülasyon ile modifiye edebiliriz. Buradan gelsin aklınıza modification düzenlemek. Şekilde. Geri geldim. Smoothing diyorum. Eğri çok fazla karmaşık yapıya sahip olduğu zaman smoothing ile ilk haline veya yumuşatılmış olarak ilk haline geri döndürebilirsiniz. Şimdi komuttan çıkıyorum ve link komutuna basıyorum alt shift link bastım ve ya curve seçiyorum ya yüzey seçim önceliği sizde kullanıcı olarak yüzey ve curve. Evet. Şimdi buraya bir tanımlamadık. Tanımladıktan sonra şuraya bir U noktası gelecek. Yani silindirin belirli yerlerini curve adapte edecek. Onu yapmadan önce şöyle bir özellik şöyle bir şey deneyelim. Şuraya bir tane kenar atalım. Apply diyelim. Yandan bakalım. Şimdi link komutuna geldim. Yüzeyi seçtim. Kenarı seçtim ve noktadayken elim kontrolde 1, 2, gördüğünüz gibi 3, 4 adapte oldu. Ve U buraya geldi. Geri gelelim mi? U kalktı. Şuraya atalım. Bakalım. Nasıl gidecek karşımıza. Tıkladık. Link alt shift L veya operasyonla link J Curve. Elim kontrolde noktaları seçiyorum. Göbeklikleri de seçelim. Davetlerini de şekilde. Ve artık komuttan çıkabilirim. Space veya istediğiniz tuşla boşa tıklayarak.
Evet. Şimdi Hippotas çıktı yukarıda. Yani bu Subdivision Surface artık bu curve'ın elinde uyarısı geliyor. Burada bir umutlası var. Çift tıklıyorum sketch curve'ı ve manipülasyona girerek artık bunu düzenleyebilirim. Gördüğünüz gibi şu şekilde modifiye edebilirim. Şuradan çevirdim. Gördüğünüz gibi şimdi burada biraz curve karıştı. Biraz karıştıralım. Burada biraz karışsın. Gördüğünüz gibi şurası değişti. Peki bunu normal haline nasıl dönebiliriz? Smoothing'le şuralardan başlayalım. Evet. Şekilde döndürmek mümkün. Evet, link ile mirror komutu bu şekilde.